Yeni bir hayat dini dersinden daha herkese merhaba. Çocuklar, bu dersimizde ülkemizin kalkınması için hizmet eden kişiler konusunu işleyeceğiz. Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında doğdu. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda İstiklal Marşı'mızı yazarak Milli Şair ünvanını aldı. Hayatının her döneminde vatan ve millet sevgisini ön plana çıkardı. Dürüst, kararlı ve çalışkan bir şair olarak tanındı. Aziz Sancar, Türk akademisyen, biyokimyager, bilim insanı. Hasar gören DNA'ların onarımı ile ilgili çalışmasından dolayı 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. Engin Arık Engin Arık, 1948 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olarak yurt dışında eğitim gördü. Kararlı ve çalışkan kişiliğiyle tanındı. Fizik alanında çalışmalar yaptı. 2008 yılında geçirdiği uçak kazası sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Ali Kağıtçı Avrupa'da kağıt sanayinde çalışmalar ve araştırmalar yaptı. Ülkemizde kağıt sanayinin kurulmasını sağladı. Kurulan fabrikalarda görev yaparak kağıt üretimini gerçekleştirdi. Vecihi Hürkuş Kurtuluş Savaşı'na pilot olarak katılmıştır. Özellikle İnönü ve Sakarya Savaşları sırasında çok başarılı uçuşlar yapmıştır. İlk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu açmış ve pilotlar yetiştirmiştir. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir. İlk sivil ve askeri uçağı yapan, ilk özel hava yolu şirketini kuran kişidir. Naim Süleymanoğlu. Halter Spor'un en genç dünya şampiyonu ünvanını aldı. Spor hayatında birçok kez dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. Naim Süleymanoğlu 46 kez dünya rekoru kırdı. İlk dünya rekorunu kırdığında 15 yaşındaydı. Lakabı yapacağı ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle C Perkül'dür. Sabiha Gökçen, uçuş kariyeri boyunca 8 bin saat civarı uçuş gerçekleştirdi. Bunlardan 32'si muharebe göreviydi. Adı İstanbul'un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir. Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından biri olmakla beraber dünyanın da ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 8 manevi evlatlarından birisiydi. Nuri Demira Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşunu ve ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı'na, köprü, Keban'a büyük bir baraj yapılmasının düşüncelerini ilk kez gündeme getiren kişidir. Yurdumuzda ilk demiryolu yapımını gerçekleştiren ve havacılık sanayini kuran iş adamıdır. Samsun, Sivas, Erzurum, Afyon, Antalya demir yollarını çok zor şartlarda çalışarak kısa sürede tamamladı. Atatürk, Nuri Bey'e Demirağ soyadını verdi. Jale İnan, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğudur. Uzun yıllar devam eden bilimsel kazılarla Perge ve Sida Antik kentlerinin ortaya çıkarılmasını sağladı. Kazılarda bulunan eserler ve mozaikler Bugün Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Zihni Derin, 1880 yılında doğdu. 1923 yılında Rize'ye gelerek çay üretimiyle ilgili çalışmalar yaptı. Halka, fındık, çay ve narenciye fidanları dağıtarak Karadeniz'de bu ürünün üretimiyle ilgilendi. Ziraat alanında çalışmalar yaparak bitki tohumlarından sabun yaptı. Doğayı ve araştırmayı çok severdi azimli ve çalışkandı. 1965 yılında vefat etti. Ölümünden 4 yıl sonra TÜBİTAK tarafından hizmet ödülüne layık görüldü. Nene Hatun Nene Hatun 1857 yılında Erzurum'un Çeperli köyünde dünyaya geldi. 16 yaşındayken Erzurumlu Mehmet Efendi ile evlendi. Osmanlı 93 Harbi'ni yani 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı kaybetmişti. Rus ordusunun baskınla aldığı kent merkezi yakınındaki Aziziye tabyaları Erzurum halkının da yardımıyla yapılan karşı baskınla Ruslardan geri alındı. Nene Hatun bu savaşta 22 yaşında bu bebeği Allah bana verdi. Ona Allah bakar diyerek bebeğini beşikte bırakarak Erzurum halkıyla cepheye koştu. Cumhuriyet devrinde kırık göz soyadını alan nene hatunun dördü erkek, ikisi kız, altı çocuğu dünyaya geldi. Üç oğlu Birinci Dünya Savaşı'nda şehit oldu. 1955 yılında vefat etmiştir. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çok çalışarak ismi herkes tarafından bilinen bir kimse olmak çok gurur vericidir. Çok çalışarak ülkemizin spor, sanat, bilim, tarım alanlarında kalkınmasına katkısı olan yaptıkları çalışmalarla topluma önce olmuş insanlar vardır. Bu insanların ilgilendikleri alanlar ve başarıları çok farklı olsa da ülkemiz için çok çalışmaları hepsinin ortak özelliğidir. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş bu kişilerin hayatlarını araştırıp yaptığı çalışmaları incelemek, karşılaştıkları güçlükleri nasıl açtıklarını öğrenmek bize çok fayda sağlar. Çünkü bu insanların hayatları hepimiz için örneklerle doludur. Ülkemizin kalkınmasına hizmet eden kişileri işledikten sonra sıra etkinliğimize geldi. Etkinliğimizde aşağıda verilen hizmetlerle bu hizmetlerde bulunan kişilere eşleştirmemiz istenmiş. Birincisinde Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından biri olmakla beraber dünyanın da ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 8 manevi evladından birisidir. Bu kişi Sabiha Gökçen'dir. İkincisinde olimpiyat şampiyonu milli haltercimizdir halter tarihinin en genç dünya rekortmeni ünvanını almıştır. 8 kez dünya şampiyonu olan sporcumuz 46 kez dünya rekoru kırmıştır. Ülkemize güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcudur. Bu kişi ise Naim Süleymanoğlu'dur. Üçüncüsünde ülkemizin yetiştirdiği en önemli fizik profesörlerinden biridir. Bor ve toryum madenleri ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu kişi ise Engin Arık'tır. Dördüncüsünde Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğudur. Ülkemizdeki birçok antik şehrin kazı çalışmalarına katılmıştır. Evet, bu kişi de Jale İnan. Beşinci ve son kutucuğumuzu okuyalım. Ulusal Marşımız olan İstiklal Marşı'nın şairidir. Mesleği veterinerlik olan meh. Bu kişi Edebiyat ve şiirle de ilgilenmiştir. Safat adında bir şiir kitabı vardır. Evet, bu önemli kişi de Mehmet Akif Ersoy'dur. Çocuklar, bu dersimizde ülkemizin kalkınması için hizmet eden kişiler konusunu işledik. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki hayat bilgisi dersinde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.